Mersin Fiat Boronlar Otomotiv'den herkese merhaba. Güzel bir Mersin manzarasında yeni Egea Cross Wagon Hibrit'le birlikteyiz. Bu videomuzda herkesin heyecanla beklediği yeni Egea Hibrit'i test sürüşü yaparak deneyimleyeceğiz. Ayrıca daha önce tanıtma fırsatı bulamadığımız yeni Egea Cross Wagon aracımızı da incelemiş olacağız. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve kıymetli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Biz heyecanlıyız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Egea Cross Wagon aracımızdan bahsedelim biraz. Aracımız Station Wagon'un cross ruhunu bulmuş halidir. Station Wagon gövde tipiyle karşılaştırdığımızda Cross Wagon 35 mm daha yüksek. Bu yükseklik tekerlek ve süspansiyon tasarımıyla elde edilmiş. Ve yine farklılaşmış ön ve arka tamponuyla Station Wagon'a göre 12 mm daha uzun. Arka oturuma baktığımızda gerçekten çok ferah ve konforlu bir oturumu var. Aynı zamanda bagajdaki eşyalara içeriden uzanabilmek de ayrı bir özgürlük sunuyor. Bir diğer olay ise bagajı. 550 litrelik bagaj kapasitesine sahip Egea Cross Wagon, geniş ailelerin ve kamp, sörf, kayak, balıkçılık veya dalgıçlık gibi bol malzemeli hobileri olanların da ekipmanlarını rahatça sığdırmalarını sağlıyor. Evet, şimdi Egea Hibrit'i deneyimlemek üzere test sürüşüne başlayalım. Bu arada araç çalıştı ama siz duymadınız. Çünkü elektrikte çalışıyor. Evet, Egea Hibrit yepyeni iki güç kaynağını birlikte sunuyor. Buradaki yenilikler yeni 1.5 benzinli motor, otomatik vites kutusu ve e-hibrit göstergeleridir. Karşımıza 1.5 hacminde 130 beygir gücünde 240 Nm'lik performansıyla Firefly motor ve buna uygun yapıda içerisinde 15 kW'lık güç, 54 Nm performanslı elektrikli motoru ve ıslak debriyaj sistemine sahip 7 ileri otomatik vites kutusu çıkıyor. İçerisindeki elektrikli motor sayesinde belirli hızlara kadar sadece elektrikli motorun hareketini tekerleklere iletirken, İlave güç ve tork ihtiyaçlarının da içten yanmalı motora da destek oluyor. Yavaşlama esnasında ise bu elektrikli motoru jeneratör gibi davranıp atıl enerjiyi bataryaya şarj etmek için kullanıyor. Otomatik vites kutusunun içerisindeki elektrik motorunun ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için aracın altında 48 voltluk bir lityum iyon hibrit bataryası bulunmaktadır. Hibrit bataryasına ise 5 yıl 100 bin kilometre garanti sunulmaktadır. Ayrıca bataryanın aracın altına yerleştirilmesiyle kabin içerisinden herhangi bir yer kaybı olmamıştır. Tüm bu sistem ile Egea Hibrit'in yakıt tüketimi 100 km'de ortalama 5.4 litredir. Biz de videonun sonunda yakıt tüketim verimizi görmüş olacağız. Peki Egea Hibrit bataryasını nasıl şarj ediyor? 1. Yavaşlama sırasında aracın sahip olduğu kinetik enerji ile gerçekleşir. Vites kutusu içerisinde yer alan elektrikli motoru jeneratör gibi davranıp enerji üretiyor. Yani seyir halindeyken ayağınızı pedallerden çektiğinizde teker döndükçe ve her frene basışınızda batarya şarj oluyor. 2. İçten yanmalı motorun yakıt tüketimi ve emisyonlar bakımından en verimli çalıştığı koşullarda jeneratörü döndürmesiyle gerçekleşiyor. Kısacası benzinli motor devredeyken zaman zaman yine bataryayı şarj ediyor. Şimdi bunu sürüş esnasında yeni e-hibrit göstergeleri üzerinden de bakarak anlayalım. Uconnect ekranında göreceğiniz gibi hibrit sistemin anlık nasıl işlediğini görüyoruz. Aynı zamanda benzinli ve elektrikli motordan ayrı ayrı anlık olarak ne kadar güç harcandığını da görebiliyoruz. Şu anda 60 km hızda, 55-60 km hızda seyir halindeyiz ve benzinli motorun daha fazla güç kullandığını söylüyor. Ayağımı pedallerden çektiğimde
motor kapanıyor ve batarya şarj etmeye başlıyor. Frene basmaya başladığımda ise daha fazla şarj ettiğini de buradan görebiliyoruz. Bunu gösterge ekranından da görebiliriz. Burada da e-hibrit gösterge sayfasını açtığınızda anlık olarak hangi motorun güç verdiğini ve şarj durumunu görebilirsiniz. Sağa doğru açıldığında kırmızı benzinli motor kullanımı, mavi elektrikli motor kullanımını gösterirken sola doğru mavi ok açıldığında şarj ettiğini göstermektedir. Ayrıca ilgili ekranda batarya doluluğunu yüzde cinsinden de görebiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz EV simgesi ise aracın benzinli motorunun kapalı ve tamamen elektrikli sürüşte olduğunu da göstermektedir. Peki Egea Hybrid depoladığı elektriği nasıl kullanıyor? Öncelikle videonun başında sürüşe çıkarken siz ses duymuyorsunuz ama çalışıyor demiştim. Egea Hybrid ilk çalıştırmada elektrikli motorla sessiz bir şekilde çalışıyor ve ilk kalkışını da tamamen sessiz ve sarsıntısız olarak elektrikli motorla yapıyor. Yol eğimi, batarya durumu ve gaz tepkinize göre tamamen elektrikte kalktıktan sonra saatte 20 km hıza kadar elektrikli sürüş imkanı sunuyor. Bu da sıkışık trafikte ve zorlu park manevralarında size yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni 1.5 benzinli Firefly motordan da bahsedelim çok kısa. Çok başarılı bir motor olmuş. Aracın 0-100 hızlanması sedan hibritlerde 8.6, hatchback hibritlerde 8.8, cross hibritte 9 ve cross wagon hibritte de 9.2 saniyedir. Aracın rampada düşük devirlerde hiç boğulmadan çok rahat bir şekilde çıktığını da deneyimledik. Evet, şu anda Gözne yolunda Mersin'in en meşhur dediğimiz rampalarından birindeyiz. Burada aracın rampa performansına da baktığımızda her an kasmadan şu anda 2000 devirdeyiz. 2000 devirde çok rahat çıkabiliyor araç. Hatta vitesi manuel aldığımızda da şu an 6. vites 2000 devirde araç hiç boğulmadan rampayı çıkabiliyor. Daha fazla performans dediğimizde kilometre hızda 3000 devirde yüksek hızda da çok rahat çıkabiliyor. Ek olarak depolamış olduğunuz elektriği daha sonra kullanmak üzere saklamak isterseniz hemen burada bulunan e-auto düğmesine bastığınızda hibrit sistemini devre dışı bırakabilir, depoladığınız elektriği daha sonra kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz zaman tekrar e-auto düğmesine bastığınızda hibrit sistemini devreye alabilirsiniz. Bence Egea Hybrid dizel kullanıcılarının da çok rahat bir tercihi olabilir. Çünkü performans ve yakıt tüketimini bir sunuyor. Evet, sürüşümüzü sonlandırırken video boyunca ortalama 18 km yol yaptığımızı görüyorum. Ve yakıt tüketimimiz 100 km'de ortalama 4.2 litre. Egea Hybrid'i şöyle özetleyecek olursak mild hibrit teknolojisinden farklı ve daha geliştirilmiş bir teknoloji sunulmuş. Çünkü mild hibrite ek olarak tamamen elektrikle çalışma, elektrikli kalkış, hibrit göstergeleri gibi üstün özellikler sunulmuş ve mild hibritlere göre daha fazla yakıt tasarrufu ve üstün bir performans sunuyor. Sizler de Egea Hybrid'i keşfetmek, incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin, Mezitli ve Tarsus Fiat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilir. WhatsApp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Güncel fiyat listemizi YouTube videomuzun açıklama kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Fiat Boranlar Otomotiv olarak sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.